Programa hoş geldiniz. Bugün e, Bergen Sarılmışar çok gündemde. Hem yakında çıkacak olan filminden dolayı hem de e, onu öldüren adamdan dolayı. Kanal D, neler oluyor hayatta? Dün bir fragman yayınladı. Fragmanda Bergen'i öldüren Halis Serbes ile yapılan röportajdan bölümler vardı. Şimdi sosyal medya ayağa kalktı. Ve haklı olarak Kanal D reyting uğruna bu insana mikrofon uzatmasının reyting çaresizliğinin başka hiçbir örneği değil bence. Ama gelin ilk önce bir hikayesini dinleyelim. Bir Bergen'in hikayesini dinleyelim. Çünkü hikaye tanıdık. Halis Bergen'e aşık olur. Bergen de Halis'e aşık olur. Bergen Halis'le evlenir. Halis şarkıcı karısını kıskanır. Ve ona kezap attırarak cezalandırır. Bergen'in iki gözü kör olur ama sonra tek gözü düzelir. Mahkeme Halis'e 13 yıl hapis verir. Ancak 6 yıl yatar. Niye? Af gelir o sırada. Bergen kocasına geri döner. Aşk. Halis yeniden kıskanmaya başlar. Ve kendince onuru ve namussuz edinilir. 89 yılında Bergeni öldürür. Almanya'ya kaçar. Ancak yakalanır. Nasıl yakalanır? Interpol tarafından. Kırmızı listeden. 11 ay Almanya'da yatar. Türkiye'ye 1992 yılında iade edilir. 6 ay sonra ne olur sizce? Af gelir ve ihal falan filan derken serbest bırakılır. 2020 yılında 4-18 yaş altı çocuğu istismardan dolayı tutuklanır. 4 yıla mahkum olur ve 7 ay yattıktan sonra serbest kalır. Nasıl? İstismar değilmiş. Sadece tavlamaya çalışıyormuş 18 yaşından küçükleri. Hikaye tanıdık değil mi? Hangi bölümü tanıdık sizin için? Mahkeme heyeti Halis Serbesi Bergen'i kasten öldürme ve yaralamadan dolayı suçlu bularak 15 yıl hapse mahkum etmişti. Bununla birlikte sanığın iyi hal ve infaz yasası dikkate alınarak ceza süresi 3 yıla indirildi. Mahkeme Halis Serbesi Almanya ve Türkiye'de tutuklu kaldığı toplam 19 ay ile daha önce Bergen'in yüzüne kezzap attırmaktan tutuklanıp yattığı 5 yıl 7 aylık sürenin bir kısmının 1987'deki af kapsamına girmesiyle fazladan yattığı dikkate alınarak serbest bırakılmasına karar vermişti. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Siz. Kanal D neler oluyor hayatta? Bu adamı meşrulaştırıyorsunuz. Bu cinayeti normalleştiriyorsunuz. Bu adama mikrofon uzatarak. Adam demek de biraz zor söyleyecek çok şey var ama adam olmadığı kesin. Halis Serbest, Sözcü Gazetesi köşe yazarı Mehmet Serbest'e 17 Eylül'de vermiş olduğu röportajda şunu söylüyor. Diyor ki, kardeşlerim, çocuklarım, yeğenlerim, dostlarım var. Beni onların gözünde küçük düşürecek sahnelerin oynatılmasına müsaade etmem. Şeyden bahsediyor, bu yeni çıkacak olan filmden bahsediyor. Avukatlarım hazır bekliyor. Kimse beni rezil edemez. Kimse rezil edemez. Çok iyi. Tabii ki bu ilk değil. Halis Serbest Aralık 1997'de Berge'nin hayatını konu kalan Aşk Ölümden Soğuktur adlı filmin galasına da davet edilmiş. Orada filmin kötü adamı Kadir İnanır'ın yakınında elinde rakı kadehiyle fotoğrafını çeken gazetecilere gülüyormuş. Ne güzel değil mi hayat? Düşünsenize rezil olmak. Nasıl rezil olsun ki? Rezil olması imkansız çünkü bu Türkiye'de her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız. Bu adam Bergen'in suratına kezzap attıktan sonra 5 yıl yerine full 16 yıl yatsaydı dersini almış olabilir miydi? Hadi tamam. Af çıktı. Olur öyle şeyler. O zaman Bergen'i öldürdükten sonra 11 ay Almanya'da, 5-6 ay da Türkiye'de Yine aftan dolayı çıktığı için ne diyeceğiz? Acaba o sırada 15 yıl yasaydı kendine gelir miydi? Gelmemiş. Kim çekiyor biliyor musunuz bu adamın cezasını? O 4 çocuk, 18 yaşındaki 18 yaşın altındaki çocuklar çekti şimdi. Kaç ay yattı biliyor musunuz ondan dolayı? 5 ay. O kadar. Bu adama ayırdığınız bir saniye bile bugüne kadar yapılmış kadın cinayetleri normalleştirmiş oluyorsunuz. Ya yani bir nevi kadın cinayetlerinden tutuklanan adamlar televizyonda fırsat bulabiliyor. Televizyonda ve de gündüz kuşağında. Kanal D neler oluyor hayatta diye kendi kendine soracağına şunu sorsaydı güzel olurdu. Bir kadın öldürülünce niye bu erkekler hapiste çürümüyor? Değil mi? Programı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere.